Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nca Antalya ili genelinde bulunan öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlandı. Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçelerdeki okullarda görevli müdür ve müdür yardımcılarıyla anaokul öğretmenlerine çiçek takdim ettiler. Yine pandemi nedeniyle okullarında olamayan öğretmenlerimize ise hoş bir sürpriz yaparak her öğretmenimizin sınıfına giderek masalarına çiçek bıraktılar ve gıyabında Öğretmenler Günü'nü kutlayarak kısa videolar çekerek öğretmenlere gönderdiler. Fevzi Aslanboğa öğretmenimiz, başta baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere sizin ve bütün öğretmenlerimizin Antalya İl Jandarma Komutanlığı olarak öğretmenler... Voleybol erkekler 1. liginde A grubunda 7 haftayı bir maç eksiği ve topladığı 15 puanla 2. basamakta tamamlayan Alanya Belediyespor, 5. haftada oynanması gereken ancak koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Maliye İhtisas maçını bugün oynayacak. 75. yıl spor salonunda oynanacak mücadele saat 13'te başlayacak. Alanya Belediyespor bu maçtan galibiyetle ayrılması halinde Milas Belediyespor'dan liderliği alacak. Karşılaşma Alanya Belediyespor'un sosyal medya hesabından canlı yayınlanacak. Aytemiz Alanyaspor bir günlük izin sonrası Süper Lig'in 10. haftasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçı için sahaya indi. Lig'in namağlup lideri Alanyaspor'un Konyaspor maçı hazırlıkları moralli başladı. Zimbitlik sahasında saat 16'da teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda turuncu yeşilli futbolcular yenileme idmanı yaptı. İdmanda futbolcuların neşeli ve moralli oldukları gözlendi. Aytemiz Alanyaspor Lig'in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü Bahçeşehir Okulları stadında Konyaspor'u misafir edecek.